Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Gene bir pazar testiyle birlikteyiz. Geçen hafta Kawasaki Z400'ü çekerken kenarda böyle İtalyan Dragster 200 vardı. Yorumlara dedim yazın bakayım, istiyor musunuz? Bunu da çekelim mi edelim mi? İnsanların geneli abi çek demiş. Madem öyle biz de dedik çekelim yani. Hazır motor buradayken, half motodayken alalım bir enine boyuna inceleyelim. Yani motor hani gidişinden duruşundan ziyade değişik bir görüntüsü var. Hani güzel desen değil, çirkin desen değil, fütüristik desen değil ama kendi nevi şahsına münasır. Hani hiç daha önce görülmemiş bir şase geometrisi, şase tasarımı, değişik bir amortisör tasarımı, arka amortisör keza öyle. Güzel yani, hani böyle şey gibi full her tarafı dövmeli, piercingli bir kız görürsün. Ooo dersin bu neymiş ya falan. Onun gibi bu. Hani ileride mutlu olur musunuz, olmaz mısınız onu bilmiyorum ama görüntü direkt dikkat çekiyor. Ön arka ayarlı amortisörleri var. Üstünde Pirelli'nin lastikleri var. Ön arka ABS var. Böyle hugger mugger. Ön tek maşa. Hakikaten şu maşayı size bir göstermek istiyorum. Hiç daha önce rastlamadığım bir tasarım. Su ve yağ soğutmalı. Üzerinde böyle çok gergin farlar var. Şurada gene böyle bir ızgara var. O da çok gergin duruyor. İtalyan detaylar her yerinde var. Brembo'nun frenleri var. Çelik fren hortumları var. Hani motorda teknoloji donanım olarak yok gibi duruyor. Mesela ilk gözüme çarpan Metropolis 400'de de vardı hikaye. Buraya disk kilidi takmakta çok zorlanırsınız. Hatta hiç takamaya da bilirsiniz. Onu söylemeliyim. Başka arkasına bakıyorum. Ön arka disk fren. ABS var dedik. Sele. Efsanevi bir selesi var. Hani dikiş detayları, tasarımı çok güzel. Basamakları falan her şeyi harika. Yani bu motorun nasıl gittiğinden ziyade nasıl göründüğüyle ilgilenirsiniz. Onun garantisini veririm. İnsanlar ya bu Ducati'nin üretimi falan diye zannediyor ama yok. Ducati'den İtalyan bir firma. Ducati ile bir alakası yok. Sadece aynı distribütör getiriyor. Corlas bünyesinde getirilen bir marka. Böyle sinyalli elcik korumalar var. Abi çok güzel ya. Hani detayları hakikaten bambaşka yani. Size biraz teknik detaylarını da söyleyeyim. Tek silindir, su ve yağ soğutmalı bir motoru var dedik. Üstten çift egzantrikli. 181 cc, 20 beygir civarı güç üretiyor. 19.8 beygir. 15.5 Nm'de torku var efendim. Euro 5 uyumlu. 12'ye 13 lastikleri var gibi detaylar. 112 kilogramlık bir kuru ağırlığı varmış. Yani benzini 120 kilogramı bulacaktır. Oldukça hafif. Zaten ağırlık oluşturacak pek bir detay da yok. Naked scooter gibi ya. Çok tuhaf yani. Neyse, lafı çok uzatmak istemiyorum. Binip bir yolda bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor. Ona göre yolda devam edelim efendim. Görüşürüz. Titreşimli bir çalışması var. Aynalarımızı ayarlayalım. Motorda manevra çok az. Hani gidon turu çok az. Hani burada böyle kablolar mablolar böyle zorluyormuş gibi hissettiriyor. Oldukça titreşimli bir çalışması var. Hani durduğu yerde bile çok ciddi titriyor. Şuradan yavaş yavaş çıkalım. Hadi bismillah. Oh! Ayağımı nereye koyacağımı bilemedim. Böyle bir dik oturuş pozisyonu var. Ayakları uzatamıyorsunuz. Şuradan sola dönelim. Bir de çok gürültülü bir çalışması var ya. Oldukça gürültülü ve titreşimli bir çalışma sistemi var. Onu söylemeliyim. Gücü nasıl derseniz, hani 20 beygir hissettiriyor mu? Vallahi ben şimdi Nmax 155'imi düşünüyorum. Pek de gücü hissettirmedi bana. Sesimin titreşiminden de amortisör konforunun nasıl olduğunu aşağı yukarı anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok konforlu olduğunu söyleyemem. Hani daha ilk intibada biraz beni üzdüğünü söylemeliyim. Manevra oldukça zayıf. Hani şehir içinde bir scooter'dan ne beklersin? En azından ben ne beklerim? Tıkır tıkır fıkır fıkır böyle çukurlardan çakıllardan geçmeyi beklersin. Gazı açtığında gitmesini beklersin. Manevra böyle aralardan derelerden rahat manevra yapmayı beklersin. Hani bunların cevabı ne kadar var bilmiyorum. Onu göreceğiz. Hani gidişi biraz bana 20 beygire göre yavaş geldi. 180 cc 20 beygir bir makine biraz daha gitmeliydi diye düşünüyorum. Hani böyle kalkışta iyi bir tork veriyor ama o eğri o şekilde devam etmiyor. Yani ben bunu Nmax'le delerim. Onu söylemeliyim. İşte tasarım, görüntü, uzun, kısa falan baksana abi. İnsanlar da dönüp bakıyorlar yani. Dikkat çekiyor. Onu söylemeliyim. Çok bununla otobana çıkmak istemiyorum ya.
şu aralardan falan dönüp geleceğim. Trafik oldukça kalabalık zaten gördüğünüz gibi. Son süratı falan deneyemeyeceğim. Fiyatları nasıl diye sorarsanız bunun efendim liste fiyatı 200 bin lira civarı bir liste fiyatı var. Bu 2002 model 6000 kilometrede half moto'da 150 bin lira civarı bir fiyattan satılık. Yani abi aldık zarar eder miyiz etmez miyiz diye düşünüyorsanız skala o şekilde gelişiyor yani. Motor böyle değerini pek korumayabilir. Tabi bu 2002 yılında kaç paraydı ona da bir bakmak lazım. Yani şimdi ezbere konuşmak da istemiyorum. Ama böyle liste fiyatını koruyan üstüne koya koya giden bir motor değil. Çünkü niş mi diyorlar ecnebiler ne diyorlar? Meraklısına bir motor. Zaten Corlas getiriyor. Yani Corlas bünyesinde zaten satılan makinelerin neredeyse tamamı egzotik makineler. Özellikle Ducati grubu, İtalyan grubu. Egzotik yani alırken, satarken ya bundan ben zarar eder miyim, etmez miyim beklentisinde insanlar satın almadıkları için hani bunun için de aşağı yukarı aynı şartlar geçerli. Ama elcikler, melcikler abi baksana her yerinden kalite akıyor yani. Hem malzeme kalitesi olarak hem tasarım kalitesi olarak. Aynaları maynaları bile yani oldukça havalı ve arkayı da güzel gösteriyor bu aralar ama çok ciddi titreşimli abi. Yani şehir içinde bu titreşim adamı yorar yani. Bunu alan adam niye alır? Bir de bunun tadına bakayım diye alır. Yani bu motoru alıp da abi ben 50 bin yaptım, 40 bin şehir içinde gezdim diyen birine rastlayacağımı hiç sanmıyorum. Oturuş pozisyonunu baştan pek sevmedim. Dönüşler manevrası oldukça zayıf. Amortisör konforu oldukça zayıf. Sert. Tabi ayarlı amortisörler. Yani bunu sert tarafta ayarlanmış olması da çok muhtemel. Ama yani bunu alıp da zaten abi virajlara gidiyoruz, Şile'ye gidiyoruz diyen olacağını da sanmıyorum abi. Hani şu an ulan Nmax'ten daha sert yani. Hani Nmax'i biliyorsunuz ben sert buluyorum. Nmax'ten daha sert. Onu söyleyeyim. Yola çıkarken Selahattin dedi ki abi virajları dönüşleri yatarak yap dedi. Gidonu çevirmeye çalışma dedi. Niye öyle dediğini şimdi anlıyorum. Yani hani manevra hakikaten zayıf. Kıvrak mı? Bence değil. Hani kıvrak evet tabii ki kıvrak ama benim bir scooter'dan beklentim niteliğinde kıvrak değil abi. Scooter dediğin alet böyle fıt 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 her yerden dönmelisin yani. Scooter'dan beklentimiz o yöndedir. O anlamda sevmediğimi söylemeliyim. Yani abi ben bunu alırım şehir içinde sağa sola giderim diyen adam hani kara borsaya tümden karşıyım biliyorsunuz. Ama gideyim 150 bin liraya FC2000 Max alın daha iyi abi yani. Ya çok ikonik bir motor evet kabul ediyorum. Tarz bir motor. Farklı olmak isteyen adamın motoru. Ama ben farklı olmak isteyen adam mıyım yoksa şehir içinde yol yapmak isteyen adam mıyım onu bir konuşup tartışalım. Üstünde güzel lastik var, iyi fren koymuş. Frenler güzel tutuyor hakikaten. Orada size sıkıntı yaşatacak bir şey yok. Ama gelin görün ki bak sinyalle kornanın farklı yerde olması kafadan benim için dezavantaj abi. İnsanların alıştığı bir sistem var. Yani onun dışına çıkmak haliyle istemiyor. Dengesi güzel yani ağırlık merkezi haliyle oldukça aşağıda. Onu beğendim. Yani ona daha doğrusu ona diyecek bir lafım yok. Beğendim derken ekranın bu kadar zayıf olması, bu kadar para veriyorsun en azından bir ortalama yakıt tüketimi, hararet göstergesi falan insan bunları da bekliyor tabii ki. Ama kafadan bu şey işi, amortisör işi biraz canınızı sıkabilir. Ya gene de tabii bunlar benim şahsi kanaatim abi. Normalde dedim yani buna binen adamlar var test eden oradaki half moto çalışanlarına sordum. Abi yok böyle bir motor dinamiği harika falan filan diyorlar. Ben dedim beğeneceğimi zannetmiyorum falan. Şimdi ben de makara yapayım. Sen ne anlarsın abi motordan falan diyorlar. Ya evet ben bu işte hani üstadı azam olduğumu iddia etmiyorum tabii ki ama hani birçok motoru deneyimlemiş olmanın da rahatlığıyla konuşuyorum. Ben scooter'a para veriyorsam şehir içinde kıvraklık, pratiklik. E tabi bakım aralığının ucuz olması şimdi abi. Bunun yağ bakımı kim bilir kaç paradır. Ha bakın burada bu arada ayarları var işte. Gördüğünüz gibi amortisör ayarı. Mesela yumuşatalım biraz bakalım ne olacak. İstediğimiz yumuşaklığı sağlayacak mı? Gene bir kırmızı ışığa da takıldık bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum. Deposu burada. O güzel. Hani sele altı falan kaldırmak zorunda kalmıyoruz. Zaten sele altında bir şey de yok yani. Hani sele altına ben bir hani bırak kaskı maskı hani disk kilidi koyacak yer yok. Cep map hiçbir şey yok abi. Tamamen şey abi bu. Full görüntü yani. Onu söylemek zorundayım. Beğendim mi? Beğenmedim. Hani böyle hiç beğenmediğim motor da çok nadir çıkar. Onlardan bir tanesi oldu. 4
güçlü sinyal olması güzel bir artı olarak sayılabilir. Bunun haricinde başka ne demeliyim bilmiyorum ya. Hani neyden bahsetmeliyim? Çünkü scooter'da hani incelenecek şeyler, bahsedilecek şeyler çok temel şeyler. Bak ön amortisörü yumuşattık. Ona rağmen hani çok bir randıman alabildiğimi söyleyemeyeceğim. O oldukça sert. Ha bunu ben alacağım abi. Ofise koyacağım böyle dekor olarak. Arada da işte bir çocuğu okula almaya gideceğim falan diyen adam için süper seçenek olabilir ama benim gibi yılda scooter'la 20 bin kilometre çeviren adam için iyi seçenek değil. Ulaşım amaçlı değil yani. Hobi amaçlı olabilir. Ben farklı görüneceğim. Okey. Ben İtalyan'dan başkasına binemiyorum bebeğim. O da okey. Ama benim scooter'ım değil abi. Hani 20 beygirlik scooter'da bu ne abi? 65-66'da kalıyor rampa yukarı. Motor performansını beğenmediğimi söylemeliyim yani. Neyse çok da fazla bok atmak istemiyorum motora ama durum bu abi. Gene de yani siz benden farklı düşünüyorsanız lütfen yorumlara yazın. Abi ya şunu atladın, şuna dikkat etmedin. Hani bak şu da var diyeceğiniz şeyler varsa mutlaka belirtin. İlla içinizde sahipleri vardır. Daha önce deneyimlemiş olanlar vardır. Ama gene de böyle bir motor gündeminizde ise mutlaka bir Half Moto'ya gelip test etmenizi tavsiye ederim. Buradan da Half Moto'ya fazla fazla teşekkür edelim. Motoru durdurmak için yan sehpa yok. Başta da söyledim, orta sehpayı almanız gerekiyor. Kapatıyorsunuz, bitiyor. Evet, şimdi eksisi artısı nedir diye soracak olursanız tasarım. Konuşmuyorum. Harika farklı bir tasarım var. İşçilik kalite, boya, karenaj, sticker, elcik, aynı her şeyden kalite akıyor. İtalyanım diye bağırıyor. Hakikaten başka bir şeyini de beğenmedim. Gidiş desen yok. Frenler güzel. Disk kilidi takamazsınız demiştim. Şimdi ben evimin önünde açıkta ben scooter'ımı bağlıyorum. Disk kilidimi takıyorum. Bunda ne takacağım? Yok. Anladınız mı? Sede konforu güzel. Onu beğendim. Güzel yani. Sert değil. Onun haricinde de ya şu da çok iyiymiş diyeceğim. Vallahi bir şey çıkmıyor ya. Üzgünüm yani. Kızmayın bana sevgili dostlar. Beğenmediğim şeyler daha fazla. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorup öğrenmek istediğiniz şeyleri aşağı yorumlara bekliyorum. Half Moto'ya fazla fazla teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle efendim. Hoşça kalın.